Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Büyük Tatlar Mahallesi Muhtarı Tahsin Karakuş ile mahalleye dönüşen beldenin sorunlarıyla ilgili röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Daha önce muhtarlık yaptınız mı? Yapmadım. İlk dönem muhtarsınız. Evet, ilk dönem. Karşınıza kaç aday çıktı efendim? 4 aday çıktı. Kaç oy farklı attınız en yakın? 5 farklı. Seçimlerde bu belde halkı, o zaman beldeydi. Evet. Vaatlerde bulundunuz mu? Vaatlerde tabii köyün noksanları var. Yol, su, suyumuz yoktu. İçme suyumuz mu? İçme suyumuz yoktu, evet. Evet. Yolumuz yok, alt kanalizasyonumuz yapılmamış. Yani yok. 4 dönem burada belediye görev yaptı, belediye başkanları. Alt yapı kanalizasyonu yaptırmadım efendim. Yaptırmadılar. Maalesef evet. Hiçbiri de yoktu. Evet. Müracaat ettiniz mi muhtar seçilince? Müracaat ettik. Kaskiye. Kaskiye müracaat ettik. Suyumuzu akıttık. Çok evet. Şükür şu anda suyumuz düzenli akıyor. Yolu da müracaat yaptık. Evet. Gün programı aldırdık. Allah izin verirse yazda seneye yapılacak. Yol değil mi? Yol yapılacak. Evet. Evet. Sayın izleyiciler işte görüyorsunuz yani takır takır muhtar arkadaşımızın peşinden geldik aracımızla. Yani buradan biz muhtara sordum, her gün bu yoldan geliyorsunuz dedik. Evet dedi ama biz de bir defa geldik, canımız acıdı. Niye? Ne ön düzen kalır, ne rot balans kalır, ne lastik kalır bu yolda. Kalır mı efendim? Doğrudur. Takır 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 taşlı tarla gibi asfalt olup biten asfalt da kalmamış. Erimiş, şakır şu olmuş, kasisler oluşmuş sayın izleyiciler. Yani suratlı gitmek zaten imkansız. Bu dar arkadaşımız da müracaat ettiğini belirtiyor. Evet. Efendim, kapanan belde binasından size muhtarlık odası tahsis ettiler mi? Hayır, ben muhtarlık istemedim belediye binasında. Bizim beldemizin içinde dükkanlar vardı. Belediye ait o dükkanlarda bir yer tahsis ettiler. Evet. Şu anda da daha kullanmıyorum. Kullanacağız. Bilgisayar yazıcısı, masası, sandalyesi var mı efendim? Verecekler. Bunları da verecekler. Müracaat evet. Ettiniz değil mi? Evet. Sayın izleyiciler, biz mutlaka muhtarların bilgisayar kullanmasını istiyoruz. İletişim çağındayız artık. Evet. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Türkiye'de, Avşin'de, Kahramanmaraş'ta değil mi efendim? Evet. Buradan ta Kahramanmaraş'a gitmenize gerek yok. Evet. Buradan bilgisayar üzerinden müracaat yapabilirsiniz. Değil mi efendim? Evet, doğrudur. Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığa, herhangi bir bakanlığa müracaatta bulunabilirsiniz. Doğru. Gazetemizde bizim Türkiye'ye gelen de internete bakabilirsiniz. Bunu da dediğim gibi internete atıyoruz. Dünyada ne kadar bu Büyük Tatlılar Mahallesi'nden halk vatandaşımız varsa, ister Amerika'da olsun, ister Çin'de, ister Rusya'da, ister İstanbul'da, ister İzmir'de izleme şansına sahipler. Evet. Artı bu mahallenin. Daha önce burada 3 mahalleden mi oluşuyordu? Burada evet. 3 evet. Muhtarlığı vardı. Evet. Şu anda tek muhtarlığa düştü. Elinizi taşın altına tek başına koydunuz. Evet. Değil mi efendim? Evet. Sayın izleyiciler, halk şimdi sizden belediye başkanının yapmış olduğu hizmetleri istiyor mu efendim? Belediye başkanı demiş. Tabii istiyor. Ne hizmetlerde, taleplerde bulundular? Şimdi bizim önceliğimiz yol, su, evet. Kanalizasyon. Evet. İlk vatandaşın istediği bunlar. Evet. Şu anda da bunları, suyumuz... Bunları yapamadık mı efendim? Yapamadılar. 4 evet. Dönem başkanlarımız geldi geçti, alt yapı yapılmadı. Suyumuz akıyordu. Evet. Bundan önceki giden başkanımız borç yüzünden ödeyemedi. TEDAŞ'ın parasını. Evet, TEDAŞ'ın parasını ödeyemeyince kapattılar suyumuzu. Yani belediye başkanı içme suyunun parasını ödeyemedi. Evet, ödeyemedi. Kapattılar. Biz de büyükşehir olunca müracaat ettik. Kaskı sağ olsun geldiler, yeniden düzenlediler, suyumuzu akıttılar. Şu anda düzenli akıyor suyumuz. Evet, size de teşekkür ediyoruz. Yani bu mahalle halkını bir susuzluktan kurtarmışsınız, evet. Değil mi? Su eşittir, hayattır diyoruz sayın izleyiciler. Yol, su, elektrik, devletin sosyal görevleri. Değil mi efendim? Evet. Muhtarım, sosyal bir alan var mı gençlerimize? Park, bahçeler, spor sahası, voleybol, basketbol sahası var mı oynayacağınız? Hayır, hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir yani 4 dönem belediye başkanları hiçbir sosyal tesis yapmadı mı? Hayır yok. Yapamadı. Evet. Evet sayın izleyiciler. Yani ben yani bu beldelerin kapanmasına bu yüzden seviniyorum. Birçok beldeye gidiyoruz hiç hizmet yapılmamış. Altyapı kanalizasyonu yaptıramamış adam ya. Evet. İller Bankası'ndan aylık ödenek geliyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Belediyelere. Doğrudur. Bu belediye paraları ne yapmışlar efendim? Vallahi ben de bilmiyorum paraları ne yaptılar. Demek ki. Evet. Aylık ödenek geliyor. Bilmiyoruz yani. Ne diyeyim şimdi? Evet. Muhtarım. Bu mahalle halkının genel geçim kaynağı neye dayalı? Valla burada yetişen gidiyor. Bu bizim
beldemiz 500-600 haneydi. Şu anda yani 400-300-351 hane kaldı. O da ihtiyarlar, yaşlılar kaldı. Yaşlılar kaldı. Gençlerimiz hep dışarıda. Dışarı gittiler. Nüfusumuz ne kadar? Nüfusumuz şu anda 1300 nüfusumuz var. 1300. Seçmenimiz ne kadardı? 900 seçmen var. Evet, yani burası şimdi de mahalleye dönüşen beldeler içerisinde en büyük nüfusa sahip. Evet. Değil mi efendim? Şeyler ama şey büyük. Tanır daha büyük. Onlar daha büyük. Tanır nüfusu büyük, evet. Sayınca. O arkadaşımız da Gökhan Yıldırım beyefendiye de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Dün röportaj yaptık, hemen yükledik. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun Tanırlı vatandaşlarımız kendisini izliyor. Evet. Hangi hizmetleri yapmış, hangi hizmetler yapılması için mücadele ediyor, görüyor. Bu arkadaşımızın da mücadelesini bütün bu Büyük Tatlar Mahallesi halkı 10 yılda gelse, 20 yılda gelse bu belde kapandıktan sonra ilk mahalle muhtarı oldu. Hangi hizmetler yapılmış? İnternete girdiğinde bu röportajı izleme şansına sahip. Bu şekilde de tarihe geçiyorsunuz muhtarım. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı buraya ulaşım hattı koydum efendim. Evet, koydum. Şöyle bir servisimiz var. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs gelip gidiyor mu? Gidip geliyor, evet. Evet. Evet sayın izleyiciler, diğer mahallelere koymamış. Burası belde olduğu için koymuş. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Allah, evet. Çünkü tüm şehir amacı bu arkadaşlar. Evet. İnsanların yaşam standartlarını yükseltmek, daha yukarılara çekmek. Evet. Muhtarlar da burada aracı oluyor değil mi efendim? Tabii. Muhtarlar yerel idarelerin genel yapı taşı, evet, oluşturuyor. Evet. Efendim, emekli misiniz? Hayır. Muhtarların SSK primlerini devlet yatırmıyor. Yatırmasını istiyor musunuz? İstiyoruz tabii. Aylık ödeneğimiz yeterli mi efendim? Normal. SSK primleri yatırılırsa bu yatar. Yeterli, evet, değil mi? Evet. Evet. Bizim bir amacımızdan bir tanesi de bu. SSK primlerini devlet tarafından yatırmasını istiyoruz. Evet. Daha önceki röportajlarımızı her muhtar röportajını ekledik. Muhtarlara verilen aylık ödenek çok yetersiz dedik. Muhtarların maaşı işte Ocak 2014'te arttı. Daha önce 440 lira, evet, civarındaydı. Şu anda 875 lira. Ocak ayında da zam gelecek, %3 mü %4 mü, işte 905 lira falan civarında olacak. Her zamdan siz de bundan sonra faydalanacaksınız. Bundan önceki zamdan faydalanmadınız. Niye? Seçimler yeni yapılmıştı. Artı hükümet devlet memurlarına seyyane zam verdi, 120 TL'ye. Onu da size yansıtmadılar, evet, muhtarım. Yoksa bu şu anda almış olduğumuz maaş 900 lira civarında olacaktı. Evet. Bunun da takipçisiyiz Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak. Sağ olun, Allah razı olsun. Efendim, Avşin ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bu mahalle için yapılmasını istediğiniz en öncelikli hizmet ne? Son sorumuz. En öncelikli istediğimiz hizmet yol, altyapı. Yol ve altyapı, değil mi? Yol ve altyapı, evet. Evet, sayın izleyiciler, görüyorsunuz. Yani bu çağda yollarımız berbat, insanlarımız çamura basıyor. Az önce muhtar arkadaşımız gördü, üstümün başım çamurda, doğru mu efendim? Evet, evet. Burada temizledi personel arkadaşımız. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Allah sizden razı olsun. Bizim sorunlarımızı dile getirdiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Büyük Tatlar Mahallesi Muhtarı Tahsin Karagüç ile mahalleye dönüşen beldenin sorunlarıyla ilgili röportaj yaptı. Kendisine muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz. Sağ olun.